Sayın İbrahim Arıkan'a bırakıyorum. Kendileri MET okullarının, MET dershanelerinin sahibidir ve hayatını eğitime adamıştır. Evet. Müsaadenizle ben oturarak konuşmak istiyorum. Öncelikle sizlerin şahsında tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyoruz. Öte yandan da böyle bir toplantıyı düzenleyen konsolosluğumuza ve Ateşeli'ye ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım, hiçbir ülke eğitim sorununu çözememiştir. Yani artık bizim ülkenin hiçbir eğitim sorunu kalmadı, bir eğitim sistemi bulduk, bu böyle devam edecek diyen bir hadise yoktur, mümkün de değildir. Neden mümkün değildir? İnsan zihni zaman içerisinde gelişiyor. Teknoloji sürekli değişiyor. İnsan ilişkileri değişiyor. O halde siz standart bir eğitimle insanları değişen bir ilişkiye, değişen bir teknolojiye hazırlamanız mümkün değildir. O halde eğitim durağan değildir. Eğitim değişkendir. Sürekli yenilenmesi gereken bir hadisedir. Çünkü bugün okula başladığımız çocuk 16-17 yıl sonra hayata atılacak. Yani bunu, bugün onu 17-20 yıl sonra için hazırlıyorsunuz. Onu öngörmek, o teknolojiyi öngörmek, o ilişkiyi öngörmek hayli zor bir hadisedir. Onun için bütün ülkelerde bir defa eğitim sistemi sürekli yenilenir. Bunu belirtmek istiyorum. Şimdi ben Türkiye ile ilgili bir iki bilgi sizlere aktarıp sonra konuşmamı sürdürmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, Türkiye nüfus büyüklüğü bakımından dünyada 15. büyük ülkedir. Türkiye nüfus büyüklüğü bakımından sıralandığında dünyanın en büyük 15. ülkesidir. Yine Türkiye ekonomik büyüklük bakımından sıralandığında dünyada 24. sırada olan bir ülkedir. Yani Türkiye belli bir önemi olan, belli bir yerde olan nüfus bakımından, ekonomik büyüklüğü bakımından belli bir ülkedir. Yine Türkiye ile ilgili bir başka bilgi. Türkiye nüfusunun %22'si 0 ile 15 yaş arasındadır. Yani 17 milyon insanınız eğitimde ve eğitime devam ediyor. Bu da gelişmiş ülkeler içerisinde çok yüksek bir orandır. Birçok ülkede bu genç nüfus oranı %12'lerde, %13'lerde devam ederken siz %22 gibi bir avantaja sahipsiniz. Değerli dostlarım, bu arada bir de araştırmanın sonucunda vererek esas konuya girmek istiyorum. Dünya Bankası 25 ülkede bir araştırma yapıyor. Bu araştırmanın sonunda bir ülkede demokrasinin yerleşmesi için hangi şartlar lazım? Yine bir ülkede serbest ekonominin yerleşmesi için hangi şartlar lazım araştırmasında varılan nokta şu. Demokrasinin yerleşmesi için birinci sırada o ülkenin insanların okullaşma oranının 6 yıldan az olmaması gerektiği. İkincisi, fert başına milli gelirinin de 6.500 dolardan aşağı olmaması gerektiği söyleniyor. Serbest ekonomi piyasası için şartları da ortaya koyarken bu iki rakam yer değiştiriyor. Birinci olan ikinci oluyor, ikinci birinci oluyor. Öyleyse bir ülkede demokrasinin yerleşmesi, serbest ekonominin yerleşmesi için okul çağının, okul süresinin daha doğrusu en az 6 yıl olması lazım. Türkiye'de nedir bu? 4-4.5'tir. Öyleyse bir defa buradan baktığımız takdirde demokrasinin yerleşmesi için okul yıllarımızı, okul miktarımızı, okuma miktarımızı arttırmak durumundayız. Değerli dinleyenler, dedim ki Türkiye genç nüfusa sahip. Eğer genç nüfusu iyi eğitirseniz çok büyük bir avantajdır. Eğer genç nüfusu iyi eğitmez
veya eğitimsiz bırakırsanız o zaman da büyük tehlikedir. O halde genç nüfusu iyi eğitmek lazım. Türkiye henüz sanayileşme devrini tamamlamamış bir ülke olarak diğer ülkelere, yani bilgi toplumuna geçmiş ülkelere yetişmesi için tek bir çaresi ve tek bir şeyi var, çözümü vardır. O da gençlerle yetiştirmesidir. Tek kaynağımız budur bizim. Enerji kaynağımız budur. Başka bir kaynağımız da yok. Peki biz iyi yetiştiriyor muyuz, yetiştiremiyor muyuz? Ona bakmamız lazım. Bununla ilgili yine dünya ölçeğinde, ben bunları anlatırken işte duygularımda değil, araştırmalara dayanarak anlatmaya çalışacağım. 2001 yılında Uluslararası Eğitim Başarılarını Belirleme Kuruluşu IEA 35 ülkede araştırma yapıyor. 4. sınıf öğrencilerinin, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma, okuduğunu anlamada nerede olduğunu tespiti çalışıyor. Bunun içerisinde Türkiye'de vardır. Türkiye'de de 5390 tane öğrenciye uygulandı bu 2001'de. Sonuç, Türkiye 35 ülke arasında 28. oldu. İkinci bir araştırma, yine uluslararası bir araştırmadan bahsediyorum. 38 ülkede yapıldı da uluslararası. 8. sınıf öğrencilerinin matematik alanındaki başarılarını tespite çalıştılar. 38 ülke içerisinde Türkiye 31. oldu. Üçüncü bir araştırma, yine bu araştırmanın bir parçasıdır. Fen alanında da aynı araştırma yapıldı 38 ülkede. Orada da 33. olduk. Şimdi bunların yorumu gerekiyor. Ne demek? Bunun manası ne? Efendim, ilkokulun en büyük amacı veya temel amacı okuduğunu anlamak, okuduğunu yorumlamaktır. Öyleyse burada geri kalmışız. Bunu kabul edelim. İkincisi, matematik alanında diyoruz. Bizden 30 ülke önde, 38 ülkeden. Matematik nedir? Matematik mantıksal düşünmedir. Matematik nesneler arasında doğru ilişki kurma becerisini kazanmadır. Öyleyse burada bir sıkıntımız var. Birçok ülkeden geri kaldık. Geliyoruz fene. Fen ne için okutulur? Fenin okutulmasında amacı olayları analiz, sentez edebilmek, yorumlama gücünü geliştirmek için fen okutulur. Fenin de amacı budur. Şimdi buradan baktığımızda demek ki biz fende 33. isek yorumlama bakımından geride kalmışız. Matematikten 31. ise yorumlama açısından geride kalmışız. Okumada 35'te 28 isek okumada geride kalmışız. Bunu kabul etmek lazım. Bunu destekleyen bir başka veri daha var elimizde arkadaşlar. O da Türkiye'deki üniversite giriş sınavında alınan sonuç. Türkiye'de üniversite giriş sınavında alınan sonuçta her yıl 2000'in üzerindeki okulun birincisi sınav kazanamıyor. Bir kez daha söylüyorum, bu rakam çarpıcıdır. 2000'in üzerindeki okulun birincileri sınav kazanamıyor. Birincileri açıkta kalıyor. Birinci nedir? En çalışkan çocuktur. En bilgili çocuktur. Ama sınavda başarılı olamıyor. İşte bunun nedeni nedir diye ona bakmak gerekiyor. Yani niye bu çocuklar çok bilgili olduğu halde neden başaramıyor, ona bakmak gerekiyor. Şimdi dostlarım, bizim eğitim sistemimizin temelinde bir şu hata vardır. Ölçme sisteminde, yani çocuklara sınav yapmada sorularımızı hep bilgiye dayalarız. Bilgiye dayalı soru sorduğumuz, bilgiye dayalı cevap aldığımız için çocuklar üniversite girişte başarı soruyor. Neden başarı soruyor? Çünkü üniversite soruları 5 kategoride soruluyor. 5 kategoride. Bunların hepsi de yaklaşık %20'dir her sene. Birinci kategori bilgi sorusudur. Yani
Fatih İslam'ı ne zaman almıştır dersiniz, aşağı rakamlar yazarsınız. Biliyor, işaretler, işte bilgi sorusu. %20'dir. İkinci kategori sorular, kavram sorularıdır. İşte yoğunluğun tanımı aşağıdan hangisidir? Ya da ışık kırılması hangi kanunu hangileridir dersiniz. Yine bilgi içeriyor. Bilgi var ise, biliyor ise doğru işaretler. Bunun ikisi %40. İşte o birinciler bu %40'ın tamamını işaretliyorlar arkadaşlar. Doğru biliyorlar. Sonra geri kalan %60 sorunun özelliğine diye baktığımızda %20 analiz sorusu. %20 sentez sorusu. %20 yorum sorusu. İşte burada çocuklar başaramıyorlar. Birinciler. Yani analiz, sentez, yorum sorusunu başaramıyorlar. Sayın hocamın diline birazcık neden olduğunu, hocamın anlattığının biraz gerekçesi oluyor. Bunu belirtmek istiyorum. Öyleyse sonuç olarak biz okullarda çocuklara ezberletiyoruz. Analiz, sentez ve yorum yaptırmıyoruz. O verdiğimiz bilginin niçin kullanacağını, ne işe yarayacağını anlatmıyoruz. Bilgi budur, sakla bunu. Ben istediğim zaman geri ver diyoruz. Dolayısıyla çocuk da öğretmenin söylediklerini kağıda aynen yazabilirse tam puan alıyor ve birinci oluyor. Dolayısıyla da sistemin özünde böyle bir sıkıntı var. Peki bu düzeltmenin yolu nedir? Değerli dostlarım, bunun düzeltmenin tek bir yolu var bana göre. Türkiye'nin eğitim yönetim sistemini değiştireceksiniz. Eğitim yönetim sistemini. Eğitimi yönetme sistemini değiştireceksiniz. Şu andaki durum nedir? Nasıl olması gerekir? Onu kısaca arz etmek istiyorum. Ben hatırlamıyorum ama Cumhuriyet tarihinde herhalde 100'den fazla parti kurulmuştur Türkiye'de. Siyasi parti. Hepsinde şu yazar, hepsinin tüzüğünde şu yazar. Kışlaya, camiye, okula siyaseti sokmayacağız. Bunu yazmayan parti yoktur arkadaşlar. Kışlaya, camiye, okula siyaseti sokmayacağız. Bu ifade var. Bu ne demektir? Kışlaya da, okula da, camide siyaset sokmamayı tahayyül ediyorsunuz demektir. Kamuoyunda tahayyülümüz var. Peki uygulama nasıl oluyor? Ona bakalım. Kışlaya siyaset giremiyor. Esasında girmek için can atıyor ama sahipleri müsaade etmiyor. Giremezsiniz diye. Onlar kenar oluyorlar. Geliyoruz camiye. Camiye baktığımızda bazı siyasi partilerimizin camiyle kan uyuşmazlığı olduğu için ya girmiyorlar veya giremiyorlar. Çünkü kan uyuşmazlığı var. Bazı siyasi partilerin ise camiyle kan uyuşmazlığı birebir tamdır. Hiç uyuşmazlık yoktur. Onlar ne yapıyorlar? Onlar camiye girmekle kalmıyorlar, siyaseti sokmakla kalmıyorlar. Cami istediği gibi kullanıyor, camiyi istismar ediyor, dini istismar ediyor ve olay kendi başlanıp gidiyor. Öyleyse bu tahayyüllerine en azından partilerin bir kısmı sadık kalmıyor. Yani camiye siyaset sokmayacağız diyerek siyaseti getirip bir kısım partiler camiye sokuyorlar veya camiyi siyasi olarak kullanıyorlar. Böyle diyebilirsiniz. Gelelim okula. Okulda durum nedir? Yine derler ki okula siyaset girmeyecek. Sonra ne yaparlar? Sonra bir siyasetçiyi, bir milletvekilini, bir parti üyesini bakanlığa getirirler. Yani eğitimin başına oturtuyorlar. Bakıyorsunuz yetkisine, o kadar çok ki. Ne yapar bir adam? Sistemi değiştirebiliyor. Bir dersi kaldırabiliyor. Derslerin saat sayısını değiştirebiliyor. Canını isteyen öğretmeni müdür yapabiliyor. Canını istediği müdürü öğretmen yapabiliyor. Talim terbiye kurulunu görevden alıyor. Bu kadar yetki. Ondan sonra dönüyoruz diyoruz ki biz okula siyaset sokmuyoruz. Okulu siyasetin avucunun içine veriyorsunuz. Nerede sokmamak? Ve bu konuda hiçbir partiye ayrı etmeden hepsi için aynı şeyi söylüyorum. Siyasi olarak eğitimi kullanıyorlar. Hepsi. Şuradan biliyoruz. Bir koalisyon kurarken arkadaşlar
en çok pazarlık konusu olan bakanlıklardan birisi Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Niye? Derdiniz ne? Oraya pazarlık konusu yaparlar. Çünkü biliyorlar ki kendi düşüncelerini ekilip yeşileceği, meyve vereceği ortam okuldur. Oraya sahip olmak lazım. Oraya el almak lazım. Orayı kullanmak lazım. Dolayısıyla da bu böyle olduğu sürece bizim eğitimimizi düzeltmek, fazla düzeltmek mümkün değildir. Onun için ben kitapta yeniden yazılabilir, öğretmen de yeniden yetiştirilebilir, ders programları da hazırlanır. Ama bütün bunların bilimsel olması için Danıştay gibi, Sayıştay gibi bağımsız bir kuruma vereceksiniz. Eğitimin yönetimini ve planlamasını bakana da diyeceksiniz ki okul açarsın, okulun ihtiyacını karşılarsın. Başka bir görevi yok arkadaş dersiniz. Yoksa bir siyasi, çoğu da öğretmen bile değil, bütün yetkilere donanmış, eğitimi istediği gibi yönlendiriyor. Zaten de partisi de o talimatı vermişti ilk günden. Hadi milletvekili oldun, görelim seni. Şurayı bizim tarla haline bir çevir diyor. O da başlıyor, reform yapmıyor. Ve arkadaşlar, çok enteresan, 15 yılda 12 bakan değiştirdik biz. Yani ortalamaya yazarsanız bir ondaki yıldır. Her bakan reform yaptı. Yani 15 yılda 12 tane eğitim reformu geçirdik biz. Ne biçim reformsa bir yıl dayanmıyor, yeni gelen reform yaptı. Reform yapmıyorlar arkadaşlar. Kendi siyasi görüşlerine uyarlama yapıyorlar. Onun için de eğitimde bir kısım sorunlar çözülmüyor. Yani hangi parti gelirse gelsin, ilk işi eğitim sistemini kendi görüşleri doğrultusunda organize edip paralelleştirmek istiyorlar. Onun için de eğitim yönetimi değişmediği sürece de pek fazla bir şey yapamıyoruz. Şimdi konuşmanın ikinci kısmında bu olumsuz şeyin yanında Türk eğitim sisteminin avantajlarını kısaca bahsedeceğim. Bir de Amerikan ve eğitim sistemini kısaca karşılaştıracağım. Çünkü bu ülkenin eğitimini de iki defa değişik zamanda incelemiş bir arkadaşımız olarak. Değerli dostlarım, bu sisteme rağmen Türk insanı başardı. Çok enteresan şekilde. Türk gençliği çok başardı. Ve ben 99'da bir araştırma yaptım ve yayınladım. Bu araştırma dünya gençliği üzerine yapılan bir araştırmadır. Bu araştırmada şu ifadeyi kullandım. Doğu gençliği ile Batı gençliği arasında bir pırlanta var. O da Türk gençliğidir. Tekrar ediyorum. Doğu gençliği ile Batı gençliği arasında bir pırlanta vardır. O da Türk gençliğidir. Bize rağmen. Yani bizim siyasilerin, şunun, bunun kötü yönetimimize rağmen, eğitim sistemindeki aksaklıklara rağmen bir pırlanta var ortada. Bunun nedeni nedir? Niye? Nasıl oluyor bu böyle? Yani bir taraftan eksiklerimiz, aksaklarımız var. Öbür taraftan da gençlerimiz çok başarılı, çok pırlanta oluyor. Bunun nedeni nedir diye baktım. Şimdi önce bu üç kategori gençleri bir cümle tanımlayayım. Doğu gençliği dogmatik, risk almaktan, inisiyatif kullanmaktan son derece korkak çekiniyor. Ve yaratıcılığı az. Dogmatik tarafı çok. Amerika'da dahil olmak üzere Batı gençliğine dönüyorsunuz. Dejenerasyon içerisinde. Bencil. Günü gününe yaşıyor. Milli ve ailevi değerlerden bu çocuğu motive ediyor. Bu toplumdaki eğitim ihtiyacını artırıyor. Artı bunun sonucu olarak da eğitimle ilgileri fazla. İki aile bir araya gelsin akşam ilk soracakları çocukların okulu nasıl? Nerede okuyor? Bakın bu da çok önemli ve çok Türkiye için bulunmaz bir nimettir. Bunu da iyi değerlendirmek lazım. Ailelerin bu ilgisi de gençlerin yetişmesi için çok büyük katkıda bulunuyor. Üçüncüsü medya ve gazeteler. Birçok yönleri eleştirebiliriz. Ama şunu da hakkını verelim. Eğitim ve eğitimin önemini belirten çok güzel yazılar yazılıyor.
başarılı insanlar televizyonlara çıkartılıyor, topluma tanıtılıyor. Onların eğitimi, onların yaşantısı hakkında gençlere bilgi veriyor. Dolayısıyla medya eğitimine ilgileniyor. İlgilenme deniyor. Tabii tüm işi eğitimi değildir ama çok güzel programlar yapıyorlar. Bu da katkılardan bir tanesi. İşte bu nedenlerle bize rağmen, biz yöneticilere rağmen, eğitim yöneticilere rağmen gençlerimiz gerçekten dünyada bir pırlantadır. Çünkü yetişiyorlar. Ve o konuda da gerçekten Türkiye'nin geleceği önemli derecede parlaktır. Şimdi konuşmanın başında bir yerde dedim ki, biz henüz sanayi devrimi tamamlamadık dedim. Öbürleri ise dedik, bilgi devrimine geçtiler. Şimdi bu eğitim yönetimiyle ilgili tipik örneklerden bir tanesi Japonya'dır. Japonya bildiğiniz gibi 1905-1945 harbiyle yerle bir olmuştu. 1905-1945 harbiyle yerle bir oldu. 80'li yıla geliyorsunuz, Japon mucizesi diye bütün dünyanın hayranlıkla izlediği bir ekonomi çıkıyor karşınıza. Bu nasıl oldu diye bakmak lazım buna. 25 yılda Japon mucizesi gerçekleşiyor. Nasıl oldu diye baktığınızda eğitim yönetiminden kaynaklandığını biliyoruz arkadaşlar. 3 tane komisyon kurmuş. Birisi Eğitim Bakanlığı adına araştırma yapıyor. Birisi Cumhurbaşkanı adına, birisi de halk adına araştırma yapıyor. Neyi araştırıyor? Toplumun ihtiyacı nedir? Toplumda beklentiler nedir? Teknoloji nasıl eğitime katılır? Her sene rapor veriyorlar. 10 yılda da bir oturuyorlar, şura yapıyorlar, orada bunlar elinde bunlar tartışılıyor, orada alınan kararları kimsenin bozma yetkisi, şansı yoktur bile bir uygulamıyor. Bakın siyasi sıfırlamışlar. Siyasi yetkisi sıfırlamışlar. Ve 25 yıl gibi bir sürede yerle bir olan Japonya, bakıyorsun dünyada şu andaki tek başına milli gelir $33,000. Amerika'dan sonra en çok zengin ülkelerden bir tanesi haline geldi. Kısa bir zamanda. Şimdi ben diyorum ki burada işte burada bir gönderme yapmak istiyorum. Türkiye'nin bu gençliği, bu aileleri okumaya yönelik. Şunu doğru razyon edecek var ya, biz daha kısa zamanda bu mesafeyi kapattırız. Çok daha kısa zamanda. Yeter ki şunları siyasilerin şu işleri elini bir çektirelim diye düşünüyorum. Efendim, son olarak da biraz uzattım herhalde. Amerikan eğitim sistemiyle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Şimdi bendeniz 11 ülkenin eğitimini yerinde inceledim. Bunların da bir kısmı ile kitaplar yazdım. Gelirken de İngiltere'yi üçüncü inceleme için orayla ilgili bir, çünkü birinci incelemede dediler ki biz reform yapacağız eğitimde. 4 yıl sonra gel. 4 yıl sonra gittim, yeni başladık, meyvesini 8 sene sonra alacağız dediler. Ben de meyveyi görmek için oradaydım, orada inceleme yapıyordum. Meyveyi de pek alamamışlar, onu da söyleyeyim. Sıkıntıları var. Efendim, Amerikan eğitim sistemini incelerken bir iki anekdot anlatayım size karşılaştığım. Bir lise müdürüyle konuşuyoruz. Lise müdürü dedi ki, biz dedi, temel bilgilerde çok geri kaldık. Hatta dedi biraz da küçümseyerek, o günlerde bizim Robert Kolej birinci olmuştu matematikte, belki hatırlarsınız. Siz bile geçtiniz bizim matematikten dedi. Biraz da küçümseyerek. Ben dedim ki, gezdik, baktık, şeyler hariç, varoşlar hariç, diğer yerlerde öğrenci fazla değil, teknoloji iyi, niye geri kaldınız, derdiniz ne? Paranız da var. Niye geri kalıyorsun? Bana söyledi şu. Amerikan çocuğu okumak istemiyordu. Ben öğrencilere, aynen onun ifadesini kullanıyorum. Bakın bu cümle onundur. Herhalde Amerikan eğitimini en iyi özetleyen cümledir bu. Ben çocuklara okulu elma şekeri gibi gösteriyorum dedi. Gel, zıplıyorsan zıplamadan geçireceğim. Bağırıyorsan bağırmadan geçireceğim. Yeter ki şu sınıfta otur diyorum. Bu bir müdürün bana naklettiği.
Başka bir hatıramı anlatayım. Bir öğretmenle, Phoenix'teydi bu, Phoenix'te bir öğretmenle sohbet ediyoruz. Dedim ki, en çok sıkıldığın an nedir senin meslek hayatında dediğimde, bana hocam dedi, sınıfa girince, dersini atmak değil sıkıldığım ama çocukları yerine oturtana kadar harcadığım enerji, çektiğim sıkıntıyı bir ben bilir, bir de Allah bilir dedi. Yani çocuk sınıfa girip ders dinleyeceğine, işte öğretmene karşı hareket ediyor herhalde, oturmuyor yerine vesaire, oturtmak için uğraşıyor. Bizim çocuklar öyle değil, bizim çocuklar daha sınıfa girer girmez, fat diye oturur, herkes defterini açar, ders dinler. Bakın, farka bakın, bu fark anlaşılsın diye söylüyorum. Yine Finis'te, programımda olan iki özel okulu gezdik. İkisi de hoşuma gitmedi açıkçası. Dedim ki, en iyi özel okulumuzu bana bir şey yaptım, gösterin. Randevular alındı. Tepenin başında bir yere gittik. Etrafında bir tane Allah'tan ağaç burç yok. Ondan sonra bir dağın yamacında. Gittim okul, uzundan uzakta bir yol. Gittik. Müdür bana okulda kaç öğrencinin atının olduğunu, at eğitiminin hangi düzeyde olduğunu anlattıktan sonra ahırları gerçekten. Şimdi biz de herhalde bir misafir gelse kütüphanelerimizi gezdiririz, spor salonumuzu gezdiririz, sınıfımızı gezdiririz. Evet, sonuç olarak Amerika ile ilgili de bu hatıraları belirttikten sonra şöyle toparlıyorum. Bizim eğitim sistemimiz esasında bir gün çok ileri iyi. Çok iyi öğrencileri yetiştiriyoruz. Özellikle son yıllarda özel okullarımız düzeldi ve güzel oldu. Yabancı okul dediğimiz Robert vesaire gibi okullarımız çok başarılı eğitimler yapıyor. Böyle istiyor ki hepsi güzel olsun. Kars'taki de, Van'daki de, Kırklareli'ndeki de hepsi aynı olsun istiyoruz. Bunun olması için de benim sonuç olarak söyleyeceğim, siyasilerden eğitimi yönetimini almalıyız. Bunu bağımsız bir kurula vermeliyiz. Çocuklarımızın bu isteğini çeşitli şekilde desteklemeliyiz. Ve de göreceksiniz ki eğer bu yapılırsa Türk gençliğinin önünde kimse duramaz. Hepinize saygılar sunuyorum. Dostlarınızı aktardığı için, güzel dinlendiği için çok teşekkür ediyorum.